Merhaba arkadaşlar, Duyum Sevi kanalının başka videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizden istek olarak gelen ambiyans ışıklarının nasıl soft bir şekilde yanıp sönmesini nasıl kodlarız onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu kodlama arkadaşlar normalde hani güzelliklerde böyle aşırı derecede yapılan bir kodlama değildi. Son zamanlarda zaten bulunmuş bir kodlama. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar, şöyle göstereyim orijinal ekrandan ve ortadan. Farları yaktığımda ışıklarım tak diye yanıyor. Bunu arkadaşlar şu anda buraya videosunu koyarız. Nasıl soft bir şekilde yakarsınız onu kodlamasını göstereceğim arkadaşlar. Zaten çok basit bir kodlaması var arkadaşlar. Öncelikle şimdi bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu kodlama olaylarına başlamadan önce arkadaşlar bunu tüm videoların başına koyacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz bu kodlamaları aracınıza tabii yapın diye paylaşıyorum ben. Yani benim denediğim ve yaptığım kodlamalar oluyor genelde. Kendi arabamda kullandığım kodlamalar oluyor. Fakat arkadaşlar ben size ilk bu nasıl kodlama yapılır, nasıl başlanır videosunu anlatmıştım ama bazı arkadaşlar o videoları hiç izlemeden direkt bizim diğer kodlama videolarına geçiyorlar. Şöyle bir olay var arkadaşlar, bunu unutmamanız lazım. Arabada ne yaparsanız yapın, bu arabada şurada bir 1'i bile 0 yapsanız, 0'ı 1 yapsanız ya da bir değeri aktiften not aktif bile yapsanız arkadaşlar, ne yaparsanız yapın sizin bunun kaydını tutmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bir kardeşimiz yorumlarda yazmış, yine onun da 2017 Super B'si varmış. Amerikanları açtım. Ondan sonra nasıl düzelteceğimi bilemedim. Muayeneye girdim, muayeneden kaldım. Ben bunu arkadaşlar videoda sizlere bahsetmiştim. Bu ışıkla alakalı olayları yaptığınızda, atıyorum selektörün sislerle yanması, ondan sonra sislerin daima yanması, arka Amerikan tarzı sinyal yaparsınız, onu da göstereceğim ileriki videolarda. Ya da göstermişimdir bunu, çünkü tüm videoların başına koyacağım. Arkadaşlar şunu unutmayın, ne yaparsanız yapın geri düzeltmenin yolunu her zaman bilin arkadaşlar. Biz tamam kodların loglarını alıyoruz ya da adaptasyonları, en azından yaptığımız adaptasyonların neyin ne olduğunu biliyoruz en azından. Çünkü ya aktif seçeneği var ya da not aktif seçeneği var çoğunda. Ama arkadaşlar siz kendiniz uğraşırsınız, başka şeyler yaparsınız. Sonra bir bakmışsınız aramız muayeneden kalıyor. Aracınızın belki hiç çalışmayan bir şeyini çalıştırırsınız ya da çalışan bir şeyini bozarsınız. O yüzden arkadaşlar size bu videoların hepsinin başına koyacağım bunu. Her zaman kaydınızı alın, her zaman yedeğinizi alın. Önemli olan bu arkadaşlar. Bunu unutmadığınız için başka hiçbir sıkıntı yok. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi isterseniz ona geçelim. Buradan arkadaşlar ekranımıza geliyoruz ve Select'e basıyoruz arkadaşlar. Bu kodlama sizden istek geldi arkadaşlar. Hani bu iç ambiyansın nasıl böyle daha yumuşak bir şekilde yanıp söndüğünü kodlamaya gösterir misin diye. Buradan 09 elektroniğe giriyoruz. Center elektroniği. Bu şey yok, ekranı gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Siz ekranı izle, şu anda zaten kodlamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan Secure Taxi'ye geliyoruz. 31347'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Adaptasyon name'i do it diyoruz. Tamam diyoruz. Adaptasyona giriyoruz arkadaşlar ve arama yerine arkadaşlar KL58 yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çıkıyor olması lazım. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar. KL58 aç da limit rampa yazanı arkadaşlar açıyorsunuz. Bu not aktif olarak gelecektir. Bunu buradan aktif yapıyorsunuz arkadaşlar. Do it diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Tamam diyor. Onaylandı ve şu an tekrardan bir kameraya geldim. Şuradan arkadaşlar yakıyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel yani. Kadranın o olayı olmaması kötü olmuş. Kadran direkt çat diye yanıyor ama arabanın geri kalan direksiyondaki tuşlar bile, şöyle çekeyim arkadaşlar sizlere. Videoyu titretmeden bir de şuraya fokus alabilirsek bir. Şuraya. Heh. Şöyle kapattım arkadaşlar. Sönüş. Şöyle yanlışı da hatta şöyle çekeyim arkadaşlar. Size daha kolay olsun diye şöyle göstereyim. Şöyle çekeyim hatta. Şöyle bir fokuslayalım. İşte bu olay güzel bir olay. Direksiyondaki tuşlarımız bile görüyorsunuz. Ya bir fokus. Fokus. Direksiyondaki tuşlarımız bile arkadaşlar artık bu kodlamadan sonra böyle soft yanıp sönüyor. Gayet güzel kodlamaymış. İsteyen arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Yani normalde ben bu kodlamayı yapmamıştım. O söyleyince araştırdım. Yorumlarda isteyen bir arkadaşımız vardı. Kodlama çok güzelmiş. Vallahi ben de buradan teşekkür ederim ona, böyle bir kodlamayı bizlere hatırlattığı için. Bu videomuz bu kadar. Zaten kısa bir video arkadaşlar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şuralardan bir yerlerden bizim playliste ulaşabilirsiniz.
kodlama playlistinde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.